Herkese merhaba, ben Ali Yıldırım. Adobe Illustrator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz Instagram logosunu çizeceğiz. Ve bu logoyu çizerken iki şey öğreneceğiz. Birincisi nesnelere gradient özelliğini ekleme, yani geçiş renkleri ekleme. İkincisi ise logonun içerisinde görmüş olduğunuz çizgileri oluşturma. Şimdi ben bu görseli özellikle tarayıcı içerisinde açtım. Çünkü şunu örneklemek istiyorum. Siz diyelim ki internette geziniyorsunuz ve ilginizi çeken bir fotoğraf oldu. Bunu Illustrator'a aktarmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şöyle bir pratik yol var. Görsele sağ tıklıyoruz ve resmi kopyala sekmesine tıklıyoruz. Resmi kopyala dedikten sonra Illustrator'a gelip Ctrl V kısa yolunu uyguladığınızda görmüş olduğunuz gibi görsel içeriye aktarılmış olacaktır. Hem de içeriye gömülü olarak aktarılmış olacaktır. Önceki derslerde embed, unembed şeklinde bunu anlatmıştık. Şimdi Instagram logosunda 4 tane renk bulunuyor. Ben öncelikle bu renkleri Illustrator renk paletine eklemem gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Öncelikle şöyle küçük bir kare çiziyorum. Bu karenin hiçbir önemi yok. Maksat burada şu rengi almak. Kareyi çizdikten sonra damlalık aracımla, yani eyedropper tool ile şuradaki rengi alıyorum. Daha sonra bu kareden bir tane daha kopyalıyorum. Kopyalama işlemini hatırlıyorsanız alt tuşuna basık tutarak yapıyorduk. Ve arkasından Ctrl D kısa yoluyla çoğaltıyorduk. İkinci kareye tıkladım ve tekrardan eyedropper tool'a geldim. Buradaki mor rengini aldım. Logo içerisindeki ana renkleri yakalamaya çalışıyorum. Daha sonra üçüncü kareye tıkladım ve tekrardan damlalık aracıma tıklayarak buradaki sarı rengini aldım. Bakın, eyedropper tool ile işim bittikten sonra hemen yukarıdaki selection tool'a tıklıyorum. Daha sonra dördüncü kareye tekrar tıklıyorum ve aynı işlemi bir daha uyguluyorum. Eğer eyedropper tool'u hiç kapatmazsam, sürekli açık kalırsa, sadece sayfa içindeki renkleri alıp duracaktır, görmüş olduğunuz gibi. Evet, buradan turuncu rengini de aldıktan sonra artık aslında bu Instagram logosuyla çok bir işim kalmadı. Benim için önemli olan şuradaki renkler. Ben şimdi bu renkleri Illustrator'ın paletine ekleyeceğim. Bunun için yukarıdaki Window menüsünü açıp Swatch sekmesine tıklıyorum. Swatch paneli açıldıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi default gelen, yani kendiliğinden gelen renkler bulunuyor. Şimdi burada kendi klasörümüzü oluşturacağız. Kendi renk klasörümüzü oluşturacağız. Bakın burada New Color Group diye bir alanımız var. Buraya ben Instagram yazıyorum ve OK diyorum. Şurada da daha önceden oluşturmuştum. Bunu sileyim. Şimdi pembeyle başlayalım. Pembeye tıkladıktan sonra bakın Swatch panelinin içinde sağ alt köşede New Swatch diye bir buton aktif oldu. Buna bastığımda bu rengin özellikleri, RGB özellikleri geldi. RGB özelliklerini OK diyerek onaylıyorum ve bakın rengim buraya geldi. Bu rengi tutup Instagram'a doğru sürüklüyorum. Daha sonra aynı işlemi diğer renkler için de yapacağım. Moru seçtim ve yeni bir renk oluştur dedim. OK dedim ve moru buraya ekledim. Sarı için de aynı şeyi yapıyorum. Ve buraya ekliyorum. Bu arada daha önceki videolarda şöyle bir deneme yapmıştım. O renkler aslında şurada duruyor. Fakat siz onları görmezden gelin. Ve turuncuyu da ekledim. Bir ihtimal sizde bu ekleme işlemleri yapılmayabilir. Sebebi şudur. Onu da unutmayın. Şu anda buradaki renkler sadece dolgu rengi halinde duruyor. Yani dışında bir stroke rengi, kontur çizgisi rengi yok. Ve burada da Swatch panelinde de görmüş olduğunuz gibi dolgu rengi seçili. Eğer Swatch panelinde dolgu rengi değil de kontür rengi seçili olursa, siz de burada kontür rengi seçili olmayan bir nesneyi tutuyorsanız bunu yeni bir renk olarak ekleyemiyorsunuz. Bu yüzden buradaki ayrıma dikkat edin. Bakın, fill kısmını aktif ettim, yani dolgu rengini aktif ettim. Yeni Swatch ekleme butonu aktif oldu. Tamam. Benim şimdi bunlarla da işim bitti. Şimdi logomuzu tasarlamaya başlayabiliriz. Burada sadece Swatch panelim açık kalsın. Diğerlerini kapatalım. Şöyle
Instagram logosuyla ortalama aynı boyutta bir kare oluşturalım ve bu kareyi sayfanın ortasına çekelim. Daha sonra, bu arada yeri gelmişken şunu da göstereyim. Bir görselin üzerine şöyle bir kare çizdiniz diyelim. Hem kareyi hem de arka plandaki görseli seçip Ctrl 7 kısa yoluna basarsanız maskeleme işlemi yapacaktır. Böylelikle şu kenardaki pürüzlerden kurtulmuş oluruz. Şimdi sol tarafta görmüş olduğunuz Gradient Tool aracını aktif hale getiriyorum. Gradient Tool'u aktif hale getirdikten sonra Gradient Type kısmından buradan bir tip seçmem gerekiyor. Bir Linear var, yani sağdan sola, içeriden dışarıya doğru olan Radial var. Bir de Freeform var, yani tamamen renklerin konumlarını kendimiz belirlediğimiz bir alan. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi noktalar çıktı. Zaten bundan sonra artık hemen hemen ne yapacağımız anlaşılmıştır. Öncelikle sağdaki noktaya tıklıyorum. Sağdaki noktaya tıkladıktan sonra bakın beni bir çizgi takip ediyor. Bu çizginin ilk etapta bizi takip etmesini istemiyoruz. Eğer sizde takip ediyorsa hemen Lines yazan işaretlenmiş alanı Points'e çevirin. Points'e çevirdikten sonra buradaki noktayı tekrar tutuyorum ve bu noktaya bir renk atıyorum. Evet, pembe rengini buraya atadım. Sol üst köşeden gelen de bir mor rengimiz var. Mor rengi de buraya atıyorum. Aşağılardan gelen bir turuncu rengimiz var. Ve sol alt köşede de yer alan sarı rengimiz var. Bu işlemleri yaptıktan sonra bunların yerlerini değiştirebiliyoruz. Örneğin ben buradaki pembeyi tutup birazcık daha ortaya doğru yoğunlaştırabiliyorum. Ve turuncuyu tutup şöyle sarının üzerine getirebiliyorum. Neden? Çünkü bakın burada böyle bir güneş ışığı gibi yayılım gösteriyor. Aynı şekilde mor çok rengini göstermiyor. Onu biraz dışarıda tutabilirim. Şimdi burada renkleri baskılama yöntemimiz var. Örneğin ben buradaki sarıya tıkladıktan sonra sarının dışında oluşan çemberi tutup büyüttüğüm zaman bakın sarı rengi baskılamış oluyorum. Aynı şekilde turuncunun da biraz gözükmesini istiyorsam turuncuyu da baskılayabilirim. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi öbek öbek renklerimizi yerleştirmiş olduk. Fakat renklerin böyle bir hareketi var. Bu hareketleri de işte şimdi Lines kısmında yapıyoruz. Ama hepsine değil. Örneğin mesela burada turuncuda açık bir line özelliği var. O zaman şöyle yapalım. Buradaki turuncuya tıklayalım ve Lines'ı aktif edelim. Lines'ı aktif ettikten sonra turuncunun noktasına tıkladığım zaman bakın beni bir ok takip ediyor. Gidiş yönünü çiziyorum. Evet, bir geri alıyorum. Burada çizgi şeklinde değil de şöyle yön olarak belirtiyoruz. Daha sonra ESC'ye bastım. ESC'ye bastıktan sonra üstteki noktaya bir daha tıkladım. Bu sefer öbür tarafa doğru giden çizgiyi belirliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi turuncu renkte şöyle bir geçiş yapmış olduk. Aynı şey diğer renk için de geçerli. Hemen geri alıyorum. ESC'ye basıp tıklamam gerekiyor. Evet. Aynı şeyi de mor için, pembe için yapıyorum. Pardon. Şu anda küçük bir karışıklık yaşadım. Şu anda göz kararı yaptığım için böyle küçük küçük deneme yanılma yöntemiyle birazcık gideceğim. Şu rengi biraz aşağı taşımam gerekiyor. Bu yüzden points kısmına geri geliyorum. Evet. Aslında çok fazla ihtiyaç kalmadı orada ama yine de azıcık yapalım. Lines'a tıkladım. Öncelikle şöyle bir çıkış noktası belirliyorum. Çıkış noktası belirledikten sonra şöyle kavisinizi verip bırakıyorsunuz. Ve ESC'ye basarak her şeyden çıkıyorsunuz. En sonda da Selection Tool'a basıp çıkıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi renk geçişlerimizi oluşturduğumuz arka planımız sona ermiş oldu. Gradient özelliği bu şekilde. Bu tabii Gradient'ın diğer kısımlarını da şöyle kapataslak gösterelim. Örneğin şöyle bir kare oluşturalım. Gradient'ı açalım ve yukarıda Linear seçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi şöyle renkleri belirleyebiliyoruz. Öncelikle mesela turuncuyu seçtim.
pembeyi seçtin diyelim. İstersek bunlara şöyle geçişler ekleyerek hani yön belirtebiliyoruz. Tabii bu daha çok ikili renkler ya da sıralı renkler yaptığımız zaman işimize yarayan bir araç. Instagram gibi karmaşık yerlerden çıkan geçişler için freeform daha mantıklı. Şimdi gelelim kenarları bükmeye. Adobe Illustrator'da herhangi bir nesneye tıkladığınızda nesnenin büyütme küçültme kulakçıklarının hemen altında birer nokta gözükür. Bu noktaları tutup çektiğinizde bütün köşelerden eğim almış olursunuz. Ben bunu birebir yapmak için çalışmamı şöyle şu logonun üstüne sürüklüyorum ve aynı ölçülere getirdikten sonra şöyle dışarıya çıkartıyorum. Bu eğimleri eğer sayısal değerlerle vermek istiyorsanız bakın sağ üst köşede corner radius diye hani köşe oval kısımlarıyla alakalı bir değer var. Mesela şu anda 112 piksele denk geliyormuş. Biz bunu 110 yapalım kabataslak. Şimdi gelelim içerideki formu oluşturmaya. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Siz diyelim ki sadece bir köşeye vermek istiyorsunuz bu eğimi. O köşeye özellikle bir kere tıkladıktan sonra şöyle sadece o köşeye verebilirsiniz. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi gelelim içerideki kısmı oluşturmaya. Burada da şöyle ortalama şu boylarda olan bir kare çizdim. Ve bu kareyi şöyle sayfamın içerisine aldım. Sayfanın içerisine aldıktan sonra bu görmüş olduğunuz gibi içi sadece beyaz renkte olan bir dolgu rengine sahip. Biz şimdi burada dolgu rengiyle stroke rengini yani kontür çizgisi rengini ters çevireceğiz. Bakın şurada swap, fill and stroke butonuna tıklayarak buradaki renkleri birbirinin tersine çeviriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece çizgiden oluşan bir karem var. Ben bu kareye tıkladığım zaman, bu arada içeriden değil de daha çok çizgiden tıklamaya çalışın. Ben bu çizgiye tıkladığım zaman yukarıda stroke adında bir panel aktif oluyor. Bu panelde bir PT şeklinde değerimiz var. Biz buradaki stroke'u görmüş olduğunuz gibi şöyle arttırabiliriz. İki yana doğru kalınlaşmaya başlayacaktır. Mesela buradaki kalınlıkla uygunluk göstermesini nasıl şöyle belirleyebilirim? Ctrl R kısa yoluyla bir cetvel açabilirim. Cetveli şöyle bir yukarıdan çektim. Bir daha yukarıdan çektim. Bakın şöyle bir şey oluşturdum. Kalınlık alanı oluşturdum. Şimdi stroke'u da şöyle kalınlaştırarak o kalınlığa uygun hale getirmeye çalışıyorum. Tamam. Bu görseldeki tam ortalanmış değil zannedersem. O yüzden oradaki değerleri çok fazla dikkate almayacağım. Kalınlığı almam benim için yeterli olacaktı. O yüzden bu cetvelleri tutup şöyle delete ile siliyorum. Ve Ctrl R ile tekrardan kapatıyorum. Cetvel Illustrator kullanırken açık kalmasın. Çünkü cetvel sürekli bir hesaplama yaptığı için eğer içeride çok fazla obje varsa kasma yapacaktır program. Şimdi aynı oval verdiğim işlemi bu nesne için de yapacağım. Bakın tutacağım şöyle küçülteceğim diyorum. Eğimimi vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi iç hattımı da bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi bir özellik daha göreceğiz. Benim Illustrator'da kullandığım en önemli ve en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Şimdi diyelim ki ben şurada bir yuvarlak oluşturdum ve bu yuvarlığa da atıyorum şöyle absürt bir renk verelim kenarda dursun. Böyle bir yuvarlağımız var. Ben şimdi bu yuvarlığa şöyle bir boyut vereyim ve diyeyim ki benim yuvarlağım aslında tam olarak istediğim boyutta ama istediğim biçimde değil. Yani biçimini değiştirmem gerekiyor. Şimdi aynı işlemi tekrar mı yapmam lazım? Beyaza boyayıp ters çevirip tekrardan stroke mu vermem lazım? Hayır. A-Dropper Tool'un şöyle bir güzelliği burada devreye giriyor. Biz burada şimdi bu yuvarlağı seçtik ve A-Dropper Tool'a geldik. A-Dropper Tool ile buradaki beyaz renginin üzerinde yer alan çizgiye tıkladığımda o çizgiye ait bütün özellikleri de yuvarlığa atacaktır. Bakın tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt o özellikleri almış oldu benim çemberim. Şu an çember oldu. İşim bittikten sonra hemen
Selection Tool'a geliyorum ve buradaki yuvarlağın birazcık daha kalın olduğunu görüyorum. Bu yüzden Stroke değerini azıcık daha yükseltiyorum. O kadar. Şimdi gelelim sağ üst köşeye bir yuvarlak eklemeye. Bunu artık böyle elle göz kararı yapabiliriz. Bakın çok kalın geldi. Neden? Çünkü dışında 35 point'lik bir stroke var. Hemen ne yapacağım? Stroke'la fill rengini yer değiştireceğim. Onun orijinal boyutunu görmüş olacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Instagram logosu burada sona ermiş oldu. Bir de şu logoyu şöyle dışarıya alıp birazcık dağıtıp hizalama seçeneklerini de görmüş olalım. İlerleyen derslerde de göreceğiz ama hazır yeri gelmişken öğrenelim. Diyelim ki şöyle bir zeminimiz var ve Instagram'ın buradaki çemberi de dışarıda, çerçevesi dışarıda. Şöyle yapıyorum. Şu iki nesneyi seçiyorum. İki nesneyi seçtikten sonra arka plana bir kere tıklıyorum. İki nesneyi seçip arka plana bir kere tıkladığım zaman bu şu anlama geliyor. Bu iki nesne birbirine ortalanacak. Fakat arka plana bir kere daha tıklandığı için o hareket etmeyecek, o olduğu yerde duracak. Yani arka planı sabitlemiş oluyorum, dışarıdaki nesneyi içeriye atmış oluyorum. Bakın yukarıda da zaten iki nesneyi seçtiğim zaman otomatik olarak Illustrator algılıyor. Diyor ki, demek ki sen iki nesneyi seçiyorsan bir takım hizalama işlemleri yapabilirsin diyor. Evet diyorum ben de. Hem bunu yatayda, dikeyde hizala diyorum, hizalıyor. Şimdi aynı işlemi hem çemberi hem de zemini seçerek tekrar yapıyorum. Bakın, şimdi burada Align to Artboard seçili olsun. Ve ben bu ikisini seçtikten sonra arka plana bir daha tıklamamış olayım. Yani onu sabitlememiş olayım. Hizalama işlemi yaptığı zaman, bakın şöyle bir şey yapacaktır. Gidip direkt onu sayfanın içine attı. Böyle bir şeyin meydana gelmemesi için arka planı sabitliyorum. Arka planı sabitledim ve hizalama işlemini yaptım. Bunu da tekrardan şöyle elle yerleştirelim. Ve görmüş olduğunuz gibi Instagram logosu bu şekilde çizilmiş oldu. Bunu artık silebiliriz. Elimizde vektörel değerlere sahip, vektörel olan bir Instagram logosu var. Şimdi mesela bu logoyu Photoshop'ta da yapabilirsiniz. Brush Tool'la çok rahat bir şekilde elle böyle renklere geçiş vererek yapabilirsiniz. Fakat Photoshop'ta bunu yaptığımız zaman nasıl bir sorun ortaya çıkacaktır? Photoshop piksel tabanlı bir program ve orada çizmiş olduğunuz nesneyi büyüttüğünüz, küçülttüğünüzde o geçişlerde pikselleşmeler meydana gelecektir. Fakat Illustrator vektörel tabanlı olduğu için biz bunu sınırsız şekilde büyütebiliriz, küçültebiliriz ve herhangi bir bozulma kesinlikle olmayacaktır. Hani matematiksel olarak oradaki bütün değerler hesaplanıyor ve hesaplanarak büyüyor, küçülüyor. Dolayısıyla buradaki değerlerimiz sürekli korunuyor. Evet, dersimizi burada bitirelim. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Design Hub'a abone olmayı, katılmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.